Yeni bir Matrix filminin geleceği duyurulur ve o sırada Shockvoice'un DM kutusu. Normalde haftanın videosu başka bir konu hakkındaydı fakat siz değerli izleyicilerimden gelen yoğun talebi göz ardı etmem de mümkün değil. Sonuçta ben sizin için buradayım. Shockvoice Belediyesi olarak hizmetinizdeyim ve karşınızda Matrix 5 videosu. Belediyemizin bir hizmeti daha. Bir hizmeti daha. Allah Allah. Diğerlerinden neden hiç haberimiz olmadı? Matrix 4 ilk duyurulduğunda yaptığım Matrix 4 geliyor ama isimli videonun üzerinden 4 yıl geçmiş. Hakikaten zaman inanılmaz hızlı geçiyor. Bu videoyu sanki en fazla bir yıl önce yapmış gibi hissediyordum. Matrix'in üçleme olarak tasarlanmış bir seri olduğunu, o yüzden dördüncü filmin gereksiz olduğunu ve onca yıldan sonra dördüncü film yapılıyorsa bunun beşinci, altıncı filmlerle de devam edebileceğini daha önce söylemiştim. Ben de şimdi Fatih Altaylı gibi her konuda ben bunu daha önce söylemiştim, ben bunu daha önce yazdım, bunu ilk söyleyenlerden biri benim gibi davranmak istemiyorum ama durum bu. Çünkü hani büyüsü bir kere bozuldu ya, zaten yapılmaması gereken dördüncü bir film yapıldı ya, bu saatten sonra artık beşinci film gelse ne olur, sekizinci film gelse ne olur. Hızlı ve Öfkeli serisi kalitesini eşitleyip bırakacaklar belli ki markayı. Şimdi benim Matrix'in devam filmlerine olan yaklaşımımı zaten biliyorsunuz. Biz bu kanalda Matrix'i hala üçleme olarak kabul etmeye devam eden bir topluluğuz. Fakat aramızda az da olsa bu yaklaşımın dışında olan izleyicilerim de var. Yani Matrix'in devam filmini beğenen, devam filmlerinin gelmesi gerektiğini düşünen bir kitle. Bu kitle çoğunlukla genç kardeşlerimizden oluşuyor. Onlarla aramızda bir jenerasyon farkı olduğundan bu farklı düşünme tavrını anlayabiliyorum. Onlar 99'da Matrix'in anlattığı hikayenin etki ettiği dünyanın insanları değiller. Başka bir zaman dilimine ait, zaten yüksek teknolojinin içine doğmuş ve Matrix benzeri pek çok başka film, dizi veya anime ile yolları kesişmiş kişiler. O yüzden belki de onlara Matrix'in günümüz dünyasına uygun yani gender equality, political correct bir versiyonunun gösterilmesi gerekiyordu. Felsefesiyle değil de ne bileyim saç modelleriyle öne çıkan bir Matrix. Yanlış anlaşılmasın, bunu seven insanları ayrıştırmak için söylemiyorum. Kendimi ayrıştırıyorum aslında. Ve benim gibi düşünenleri. Çünkü biz başka bir Matrix'i sevdik. Welcome to the desert of the real diyen bir Matrix'i. Yolu bilmekle o yolda ilerlemek farklı şeylerdir diyen bir Matrix'i. Neyse efendim ben yine de sizler için Matrix 5 hakkında biraz konuşayım. Hakkındaki haberlere bakalım, kim yönetiyor, yönetmen daha önce neler yapmış vesaire bir inceleyelim. Warner Bros. Geçtiğimiz günlerde Drew Goddard'ın yöneteceği Matrix'in 5. bölümünün geliştirilmeye başlandığını duyurdu. Yaklaşan bu devam filmi, serinin Lana ya da Lily Wachowski tarafından yönetilmeyen ilk filmi olacak. Dördüncü filmden sonra bu aslında güzel bir haber. Nedenini sonra açıklayacağım. Konuyla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı ama Warner Bros. Motion Pictures'ın yapımından sorumlu başkanı Jesse Ehrman, hikayenin seriyi başarılı kılan unsurlarından çok uzaklaşmadan fantezi dünyasını geliştireceğini söyledi. Hadi ya, ne oldu hayırdır? Dördüncü filmde çakıldıktan sonra özümüze dönüyoruz mesajları verilmeye başlanmış. Dördüncü filmle ilgili Jesse Ehrman'la aramızda geçen diyalog. Tutmadı mı? Tutmadı. Ehrman yaptığı açıklamada şunları söylemiş. Drew Warner Bros'a hem Lana ve hem Lily'nin 25 yıl önce başlattıklarını onurlandırarak hem de seriye ve karakterlere olan sevgisine dayanan benzersiz bir bakış açısı sunarak Matrix dünyasını devam ettirmenin inanılmaz bir yolu olacağına inandığımız yeni bir fikirle geldi. Kurban olayım yeni bir fikirle gelmeyin artık. Eski fikir çok iyiydi zaten. Tabii burada kastedilen eskiyi devam ettirmenin yeni ve güzel bir yolunu bulmuş olduklarını iddia etmeleri. Bu iddia artık sizi ne kadar heyecanlandırıyor bilmiyorum. Video ilerledikçe birlikte karar veririz. Warner Bros. Discovery'deki tüm ekip, Drew'un bu yeni Matrix filmini çekecek olmasından ve Wachowski'lerin çeyrek asırdır stüdyoda inşa ettikleri sinema kanonuna yeni vizyonunu ekleyecek olmasından büyük heyecan duyuyor denmiş. Goddard, Andy Weir'ın romanından Ridley Scott'ın yönettiği ve Matt Damon'ın başrolle oynadığı bilim kurgu uyarlaması The Martian'ı yazarak Oscar'a aday gösterilmişti. Goddard'ın diğer film çalışmaları arasında Cloverfield ve World War Z'yi yazmasının yanı sıra The Cabin in the Woods ve
Bad Times at the El Royale'de yazar yönetmen olarak görev alması da yer alıyor. Goddard'ın sinematografisine ayrıca bir bakacağız tabii. Matrix'i devam ettirmeye niyetlenmiş zat-ı muhteremi bir tanıyalım. Drew Goddard, Amerikalı bir senarist, yapımcı ve yönetmen. En çok bilinen çalışmaları arasında 2012 yapımı The Cabin in the Woods filminin yönetmenliği ve senaristliği, Daredevil televizyon dizisinin yapımcılığı ve 2015 yapımı The Martian filminin senaryosu var. The Martian için yazdığı senaryoyla birçok ödüle aday gösterildi ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Goddard ayrıca Lost ve Alias gibi popüler televizyon dizilerinde de senarist ve yapımcı olarak görev almış birisi. Kariyeri boyunca çeşitli türlerdeki projelerde çalışmış ve kendisi Hollywood'da saygın bir yazar ve yönetmen olarak biliniyor. The Cabin in the Woods pek beğendiğim bir film değildi ama bu benim zaten o türü sevmememden kaynaklanıyor. Daredevil'ı hiç izlemedim, o yüzden bir fikrim yok. The Martian'a gelince ortalama bir bilim kurgu filmiydi. Benzer türde çok daha iyilerini izledim. Yani özetle total olarak bakınca benim için Drew Goddard ne çok iyi ne çok kötü konumunda. Dolayısıyla ondan beklentim en fazla ortalama bir Matrix. Ki eğer bunu başarabilirse bu çok çok iyi bir başarı anlamına gelir. Yani günümüzde ortalama bir Matrix yapabilmek çok iyi bir başarı olacaktır zaten. Goddard, Matrix filmlerinin hem sinemayı hem de benim hayatımı değiştirdiğini söylemek abartı olmaz. Lana ve Lily'nin mükemmel sanatçılığı bana her gün ilham veriyor ve onların dünyasında hikayeler anlatma şansına sahip olduğum için minnettarım, demiş. Başrol oyuncuları Keanu Reeves ya da Carrie Ann Moss'un Neo ve Trinity olarak geri dönüp dönmeyecekleri henüz belli değil. 18 yıllık bir aradan sonra gelen ve Lana Wachowski'nin tek başına yönettiği ilk film olan 4. bölüm, gişede kötü bir performans sergileyerek 190 milyon dolarlık bütçeyle dünya çapında sadece 159 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin gösterime girdiği sırada Warner Bros'un 2021 programının tamamı aynı anda HBO Max'te ekstra ücret alınmadan gösterime sunuldu ve Resurrections ancak bu sayede belli bir izlenme sayısına ulaşabildi. Matrix'in yeni bölümünün olay örgüsüne ilişkin ayrıntılar şu an için açıklanmadı. Bu da Goddard'ın serinin dünyasına kendi fikirlerini katması için boş bir tuval sağlıyor. Goddard, baş yapımcı olarak görev yapacak olan Lana Wachowski ile birlikte çalışacak bu projede. Bu noktada keşke Lana hiç işin içinde olmasaydı, ortaya nasıl bir şey çıkardı diye düşünmeden edemiyorum. Yani Goddard hakikaten belki de güzel bir şey ortaya koyacakken gelip o gökkuşağı esansını sıkacak muhtemelen filme. Goddard kariyerini sonunda kendisini dünyanın en büyük franchise'larından birine götürecek olan daha önce saydığım çeşitli büyük projeler üzerinde çalışarak inşa etmiş biri. Yaklaşan Matrix filmi, Warner Bros'un Matrix Resurrections'ın geliştirilmesiyle başladığı işin devamı niteliğinde olacak. Son bıraktığımız yerde Neo, kendisini bir kere daha güvenemediği bir gerçekliğin içinde bulmuştu. Trinity'nin kendisine neden bu kadar tanıdık geldiğini anlamaya çalışan Neo, uyandığında aradan 60 yıl geçtiğini ve insanlığın yeni bir felaketle karşı karşıya olduğunu fark etmişti. Filmin başarısızlığından sonra Warner Bros'un serinin yeni filmini geliştirmesi için Drew Goddard'ı işe alması, stüdyonun kendine hala çok güvendiğini gösteriyor. Matrix'in eski ihtişamına dönüp dönemeyeceğini zaman gösterecek. Wachowski'ler Matrix 4'ün devamı niteliğindeki bu projede yürütücü yapımcı olarak yer alacak olsalar da bu yeni bölümü yazmayacak ya da yönetmeyecekler. Bu da bu isimsiz projeyi seride ilk kez her iki görevin de başında bir Wachowski'nin olmadığı bir proje haline getiriyor. Bu noktada eğer varsa hangi oyuncuların Matrix evrenine geri döneceği de belirsiz. Bildiğimiz tek şey Drew Goddard'ın Matrix 5'i yazıp yöneteceği. Yani seri en azından cesur bir vizyona sahip bir acemiye teslim edilmiyor. Aksine görünüşe göre benzer şekilde cesur olabilecek, kendi yeni yaklaşımlarını sunan tanınmış bir yazara teslim ediliyor. Filmin geçmiş serisinin tamamen elden geçirilip geçirilmeyeceği henüz doğrulanmadı. Film için duyuru yapıldığında izleyicilerin aklında ilk sorulardan biri Keanu Reeves'un geri dönüp dönmeyeceğiydi. Stüdyo sadece 5. bir Matrix filminin üzerinde çalıştığını açıkladığı için bu henüz doğrulanmadı. Warner Bros. Motion Pictures'ın yapım başkanı Jesse Ehrman'ın yaptığı açıklamada, hayranların evrende birkaç değişiklik bekleyebileceğini söylese de stüdyo filmin konusu hakkında şu an ağzını sıkı tutuyor. Keanu Reeves ve Carrie Ann Moss'un karakterleri Neo ve Trinity, Matrix'in 4. filminde hayata döndürülmüştü. Ancak Lawrence Fishburne ve Hugo Weaving'in Morpheus ve Ajan Smith'i geri dönmedi. Bunun yerine yeni Morpheus, Yahya Abdülmetin tarafından canlandırılan bir bilgisayar programı olurken, Jonathan Groff da Smith'in son enkarnasyonunu canlandırdı. Jada Pinkett Smith de Resurrections'ta yaşlı bir Niobe olarak
kısa bir süre görünmüştü. Matrix 5'in bu filmden sonra geçmesi halinde, bu karakterlerden herhangi birinin ya da 4. filmde tanıtılan yeni karakterlerin geri dönebileceği düşünülebilir. Fazla bir ihtimal vermiyorum ama bekleyip göreceğiz. Lana Wachowski, Matrix 5'te yapımcı olarak yer alacak ama Lily Wachowski'nin Matrix 5'le bir ilgisi yok. Zaten Resurrections için geri dönmeyi de reddetmişti. Kral. Özetle Matrix 5'in şu anda bir çıkış tarihi ya da Warner Bros'un yapım planında bir yeri yok. Hiçbir oyuncu açıklanmadı ve prodüksiyonun başlaması en az 1 ya da 2 yıl hatta daha uzun sürebilir. Başka bir deyişle bu devam filmini yakın zamanda sinemada görmeyi beklemeyin. Matrix serisinin 5. filmi üzerine çalışmaların başlaması her ne olursa olsun yine de bir nebze heyecan verici bir haber. 4. film her ne kadar berbat bir film olsa da, bir filmden çok bir parodiye benzese de, Matrix evreninin derinliği ve potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, tamamen başka bir elden çıkacağından dolayı 5. film için umutlar hala yeşil. Matrix sadece aksiyon sahneleriyle değil aynı zamanda felsefi derinliği ve düşündürücü temalarıyla da öne çıkan bir seri. Bu nedenle yeni filmde serinin köklerine dönülerek daha önce keşfedilmemiş hikaye ve karakter derinliklerine dalınabilir. Yaratıcı ekip 4. filmdeki eleştirileri dikkate alırsa, bir takım azınlıklara göre değil de gerçek sinema izleyicisine göre bir film inşa eder ve 5. filmde hikayeyi daha da zenginleştirerek yenilikler sunarsa, işte o zaman belki başarılı olabilir. Ayrıca Matrix evreninin çok katmanlı yapısı, yeni karakterler ve alternatif gerçekliklerle hikayeyi genişletme imkanı sunuyor. Elinizde böyle bir imkan varken değerlendirin işte bunu. Matrix'in ilk filmi yayınlandığında tuşlu telefon kullanılıyordu. Serinin anlattığı yapay zeka, insanlık, özgürlük ve gerçeklik gibi konular günümüz dünyasında daha da önemli hale geldi. Resmen Matrix'i gerçek anlamda yaşar olduk. Bu nedenle 5. film güncel meseleleri de ele alarak seriyi modern bir bakış açısıyla yeniden canlandırabilme imkanına her zaman sahip. Ez cümle, Matrix serisinin 5. filmi, parodi tadı veren 4. filmin kötü etkisini ortadan kaldıracak ve hayranlarına lezzetli bir sinema deneyimi sunacak potansiyele sahip. Yaratıcı ekip ve yenilikçi hikaye anlatımı ve teknolojik gelişmeler ışığında en azından bir Black Mirror kalitesinde bir tat bırakmadı ağızda. Açıkçası 4 yıl önce 4. filmle ilgili beklentilerimi söylerken olduğumdan biraz daha fazla umutluyum. Çünkü 4. film o kadar berbattı ki herhalde Lana dışında hiç kimse daha kötüsünü yapamaz. O yüzden muhtemelen en kötü durumda bile Matrix 4'ten daha iyi bir film izleyeceğiz. Evet, 5. filmle ilgili şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. İlerleyen zamanlarda yeni haberler geldikçe ve konuşmaya değer konular oldukça yine hakkında konuşuruz belki. Biz tabii ki bu süreçte seriyi üçleme olarak kabul edenler kulübü olarak orijinal üçleme hakkındaki videolarımıza devam edeceğiz. Hatta bu videomu sonuna kadar izlemiş olan siz değerli izleyicilerim için de bir güzel haber vereyim. Cypher videosu çok yakında sizlerle. Ben Shockvoice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.